Sevgili Bursa Uludağ TV izleyicileri, bugünkü konuğumuz Memleket Partisi İl Başkanı Avukat Güner Aklan. Memleket Partisi'nin öncelikle memleketimize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Ve buradan şunu da hemen bizi izleyenlere dipnot olarak açıklamak istiyorum. Bursa Uludağ TV ekranları ülkemizde siyaset yapan bütün siyasi partilere eşit mesafede ekranlarını açacaktır. Ve her gün değişik bir konuğumuzla sizlerle birlikte olacağız. Objektif bir yayıncılık anlayışıyla programlarımıza da ilk program konuğumuz olarak Sayın Avukat Güner Aklan, Memleket Partisi İl Başkanı'yla başlamış olduk. Başkanım, Memleket Partisi Bursa'mıza, Türkiye'mize hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Yeni bir parti. Aslında parti tecrübeli siyasetçilerle dolu ama yeniler de var. Öncelikle şunu sorayım. Memleket Partisi Bursa'nın 18 ilçesinde örgütlenme bitirdi mi? Hala çalışmalarınız devam ediyor mu? Evet. Ben de Uludağ TV izleyicilerine öncelikle saygı sevgilerimi il başkanımız adına iletmek istiyorum. Bizi de programımıza davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sorunuza gelince, evet, şimdi Memleket Partisi biliyorsunuz Memleket Hareketi şeklinde gelişti. Öncelikle o kısa bölümünden biraz da bahsetmek isterim. Tabii ki. 4 Eylül 2020 Sivas'ta Genel Başkanımız Muharrem İnce tarafından Memleket Hareketi şeklinde başladı. Ve o süreçte Muharrem İnce'nin dediği gibi, evet, ben Cumhuriyet Halk Partisi ile sorunlar yaşıyorum ve bu süreçte de bundan sonraki siyasi yaşamımı vatandaşımızın, halkımızın bana göstereceği ilgiye, alakaya göre devam ettireceğim ya da bu konuda buradan yola çıkacağım diyerek Sivas'a gitti ve 4 Eylül 2020'de Sivas'ta başladı, yurt gezilerine başladı ve orada ülkemizin illerinde vatandaşlarımız, halkımızla bir araya geldi ve orada kendisine, evet, bir partileşme sürecine geçirmesi doğru olur. Memleket Partisi'ne bu ülkenin ihtiyacı var fikri doğdu ve 4 Eylül 2020'den başlayan bu süreç 17 Mayıs 2021'de partileşme süreciyle bir noktasını tamamladı. Yani biz partimizi 17 Mayıs 2021'de, yani bundan yaklaşık 5,5 ay önce resmi olarak kurduk. Bursa'daki yapılanmamıza gelince, Bursa'da şu an 7 ilçede örgütlüyüz ve il başkanlığımız var. Bu 7 ilçemizde de ilçe kongrelerini yaptık ve il kongremizi tamamladık. Türkiye'deki 55 ilde de örgütlenme çalışmalarımızı tamamladık, bitirdik ve tabii ki 81 ilde de bu örgütlenme devam edecek. Bursa'da da Mustafa Kemal Paşa, Karacabey, Mudanya, Gürsu, Yenişehir ve İnegöl ve Yıldırım merkezde de Yıldırım ilçelerinde ilçe başkanlıklarımız kuruldu. Örgütlerimiz burada çalışmaya devam ediyorlar. Bursa'nın geri kalan 10 ilçesinde de, yani 17 ilçeyi de kapsayan çalışmamızı sürdürüyoruz. Birkaç hafta içinde Nilüfer ilçemizde bir yapılanmamızı tamamlayacağız. Daha sonra Osman Gazi ve Gemlik, Orhan Gazi, İznik şeklinde devam edecek. Özellikle yılbaşına kadar 13 ilçemizde yapılanmamızı tamamlayıp burada ilçe teşkilatlarımızı açacağız. Başkanım, tabii şu an altını çizeceğimiz, açacağımız çok sayıda konu var ama ben yüzeysel olarak şöyle bir soru sormak istiyorum. Memleket Partisi kuruluşundan bugüne kadar, tabii kuruluş sürecinde de şu anda ülkemizin, memleketin müzmin sorunları, sorun başlıkları belli. Sağlıktan eğitime, birçok alanda sorunları mutlaka var ve her daim de olacaktır. Bütün bu problemleri, sorunları çözme noktasında plan, program mutlaka yapılmıştır. Bununla ilgili programımızın süresi yetmez belki çok detaya girersek. Genel bir değerlendirme yaparsanız, Memleket Partisi'ne örneğin halkımız neden oy versin? Siz Memleket Partisi olarak daha iyisini yaparız iddianız mutlaka var ama
Nasıl nasıl olacak yani bu Memleket Partisi iktidarında ülkemiz birilerinin dediği gibi daha mı güzel olacak yoksa harika mı olacak? Nasıl olacak? Evet. Şimdi Genel Başkanımız her konuşmasında şunu söylüyor. İşimiz zor ama imkansız değil. Bu Memleket Partisi için söylediği bir söz. Ülkemiz için de aynı şey söylemek mümkün. İşimiz zor ama imkansız değil. Şimdi Türkiye büyük bir değişim geçirdi aslında baktığımızda. 2001'de AK Parti kuruldu. 2002'de erken seçimle birlikte biliyorsunuz hükümet oldu. Ve bugüne kadar da yani 2019 yıldan bu yana AK Parti kadroları bu ülkeyi yönetiyor. Ancak ülkemizdeki sorunlar bitmedi. Aksine bize daha derinleşti. Geçici dönem dönem belki bazı iyileştirmeler oldu. Ancak sorunun temeline indiğimizde bu ülkede hala eğitimin büyük bir sorun olduğunu görüyoruz. Yargının büyük bir sorun haline geldiğini görüyoruz. AK Parti'nin biliyorsunuz 3 tane temel hedefi vardı. Yolsuzluklar bitecekti, yokluklar bitecekti, yasaklar bitecekti. Ancak bunların hepsi devam etti. Yasaklar halen ülkemizde ciddi bir yasaklarla karşıyayız. Cumhurbaşkanı'na hakaretten dünyanın hiçbir ülkesinde görülmediği kadar insanlar şu an yargılama aşamasında. Yolsuzluklar bitmedi. Onları da her gün gazetelerde, televizyonlarda görüyoruz. Yokluk halen, yoksulluk halen devam ediyor. İşte %49 enerjiye, doğalgazı zam geldi biliyorsunuz. İşletmeler için, sanayide için. %49 çok büyük bir zam. Kesinlikle. Şimdi dediğiniz gibi sorunlar gittikçe artıyor. Eğitimde ayrı bir sorun var. Yargı gerçekten çok büyük bir sorun. Şimdi bu kadar sorunun olduğu bir yerde Memleket Partisi'nin tabii ki bir sihirli değneği yok. Hemen biz iktidara geldik ve bunu çözeceğiz deme şansımız da yok. Ülkenin bir de yönetim tarzı değişti, şekli değişti. Yani parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçtik. Aşama aşama geçtik. Bu aşamalara da baktığımızda da ülkemiz büyük kırılma noktaları yaşadı. İşte 15 Temmuz bunlardan bir tanesiydi. Ve bu hükümetin yanlış politikalarıyla büyütmüş olduğu bir yapı bir gün geldi karşısına dikildi. Şimdi bu kadar yoğun bir sorunun olduğu bir ülkede Memleket Partisi iktidara geldiğinde hemen her şeyi çözecek diye bir şey yok. Ama öncelikler önemli. Bizim önceliklerimizden bir tanesi yargı. Yargı düzelmediği sürece bu ülkeye güven kimse duymaz. Dışarısı da duymaz. İçerideki insan da duymaz. Temel bu. Ondan sonra eğitim ve ekonomik politikaların öncelikleri çok önemli. Siz ekonomide, Türkiye büyük bir ülke, evet bunu herkes söylüyor. Türkiye güçlü bir ülke, evet söylüyor. Türkiye gelişmiş 20 ülkenin bir tanesi G20'de. Ancak siz bu gücünüzü ya da paranızı nerede kullanıyorsunuz ve önceliği nereye harcıyorsunuz? Asıl temel sorun budur. Siz bu önceliği eğer bir patronlara dağıtıyorsanız, onların medya şirketi alması için onlara kredi açıyorsanız ve zenginleri devamlı koruyan bir politika yürütüyorsanız burada büyük bir sorun olur. Ülkenin büyük bir bölümü de bunun altında ezilmeye devam eder. Bizim önceliklerimiz bunlar. Bu öncelikleri düzelttiğimiz sürece ülkenin de daha iyi günlere, daha iyiye gideceğini görüyoruz. Zaten bugün Memleket Partisi'nin kurulmasının nedenlerinden biri de budur. Yani öncelikle iktidarın bu sorunları çözemeyip daha da derinleşmesi, işte doları görüyoruz. Her gün dolar artıyor. Dolar derken şöyle bir şey sormak istiyorum başkanım. Sayın Muharrem İnce, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı iken meydanlarda ısrarla iddialı bir şekilde göreceksiniz dolar 10 lira olacak derken, evet, bu günleri o günden
gördüğü için mi, yoksa ekonomide de yani kendisi her platformda dinliyoruz. Ben fizik öğretmeniyim ama ekonomide de bir şeyler bilirim der. Yani o günden bugüne bakın, Erdoğan gelince dolar 10 lira olacak demişti. Bugün dolar 10 lira sınırında. Evet. Bu bir tesadüf müdür, yoksa öngörü gerçekten Sayın İnce'nin öngörüsü o günlerde öngörüsü mü yani yerine geldi? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya öncelikle genel başkanımız 40 yıldır siyasetin içinde. Yani neredeyse 40 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yaptı ve bugün de Memleket Partisi'nin genel başkanı. Tabii ki öngörüleri olacak. Tabii ki politikaların yanlış politikaları görüyor ve Memleket Partisi sadece Muharrem İnce'den oluşan bir yapı değil. Değil. Danışmanlarımız var, evet. Var, ekonomistlerimiz var, sosyologlarımız var, hukukçularımız çok var. Çok değerli isimler var. Tabii evet. Ki üst kadromuz, parti meclisimiz var. Burada çok değerli arkadaşlarımız var, büyüklerimiz evet. Var ve bu konunun uzmanları var. Onların da bilgi ve birikimlerinden yararlanarak bu sözleri zaten söylüyor genel başkanımız. Bugün de söylüyor, geçmişte de söyledi. Aslında bunu görmek için de çok da ekonomiyi bilmek gerekmiyor. Gidişat onu yani gösteriyor gidişat, diyorsunuz. Gidişat zaten bunu gösteriyordu. Bugün artık ülkemizde hesaplamaların tamamı şuna dönmüş durumda. Doların yıl sonu beklentisi bu olacak. Euro şu olacak. Enflasyon bu olacak. Hiç enflasyon düşecek, dolar düşecek ya da euro düşecek diye bir öngörü var mı ülkemizde? Yok. Yok tabii ki. Neden yok? Bekleniyor. Neden yok? Çünkü ekonomi gerçekten kötü yönetiliyor. Çünkü faiz sistemine dayalı ve üreten bir ekonomi yok. Tamamen tüketime dönüşmüş, ithalata dönüşmüş. Ülke çiftçisi üretmiyor, sanayisi üretmiyor. Üretecek sanayiciye de, çiftçiye de destek yok çünkü. Az önce söylediğim gibi siz önceliğinizi alıp başka bir yerlere verirseniz, sanayiye vermezseniz, üreticiye vermezseniz, köylüye vermezseniz, gayri milli safi hasılanın %1'inin ayırma zorunluluğu var biliyorsunuz. Hükümet yıllardır ayırmıyor bu hükümet. Bunun yarısını bile ayırmıyor şu an. Başkanım. Dolayısıyla siz üreticiyi desteklemezseniz, siz sanayiciyi desteklemezseniz bundan aslında ne üretici memnun olur ne tüketici memnun olur. Üretici şu an tarladaki malın fiyatından memnun değil, alım fiyatından memnun değil. Tüketici de aynı şekilde reyondaki fiyatlardan memnun değil. Yani birinin memnun olması lazım değil mi? Tüketici evet. Eğer diyorsa ki ben bunu 15 liraya alıyorum. Niye 15 lira oldu? Bunun 7 lira, 8 lira olması gerekir diyorsa o zaman üreticinin bundan memnun olması gerekir. Evet. Başkanım ben şeyi de sormak istiyorum size. Memleket Partisi'nin özellikle Türkiye'nin dış politikasında örneğin Suriye, Kuzey Irak, Mavi Vatan ve Libya, en son Afganistan'da gelişmeler. Memleket Partisi Türkiye'nin dış politikasında desteklediği ya da yanlış bulduğu noktalar nelerdir? Bu soruya geçmeden önce yine bir açıklama yapmak tabii isterim. Şimdi Memleket Partisi niçin kuruldu noktasında ya da Memleket Partisi'nin öncelikleri nedir diye sorarsanız. Aslında Memleket Partisi'nin 6 tane temel önceliği var. Bir kere biz diyoruz ki Atatürk ilke ve inkılaplarıyla, Atatürk'le sorunu olanlarla Memleket Partisi'nin işi olmaz. Bizim önceliğimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1923 yılında kurmuş olduğu, ilan edilmiş olan Cumhuriyet'in temel ilkelerine her zaman sahip çıkılacak Memleket Partisi'nde. Buradan bir sapma olursa Atatürk'ü tartışmaya açanlarla Memleket Partisi bir işi olmaz diyoruz mesela. Önceliğimiz bu. İkinci önceliğimiz terör. Terörün her türlüsüne, nereden gelirse gelsin, kimden gelirse gelsin, işte DAEŞ olabilir, IŞİD olabilir, PKK olabilir, PYD olabilir, nereden gelirse, içten dışarıdan terörün her türlüsüne ve kimden gelirse gelsin karşı çıkmak ve bunu yüksek sesle de söylemek zorundayız. Biz Memleket Partililer bunu her zaman da söylüyoruz. Hiç kimsenin terörle bir işi olmamalı. Aynı zamanda bir üçüncü ilkemiz var, ayrımcılık. Her türlü ayrımcılığa karşıyız.
din, dil, ırk, mezhep, cinsiyet, bunun siyasette ve ülkemizde asla yer almaması gerektiğini, devletin tüm bu özelliklere sahip kadın erkek işte yine bunlara kör gibi davranmasını, eşit davranmasını önceliyoruz. Kadına karşı şiddeti ve çocuk istismarını yüksek sesle dillendirmeyenleri Memleket Partisi'nde istemiyoruz. Bunun yanında siyasetten rant elde edenleri, siyasete rant amaçlı girenleri Memleket Partisi'nde istemiyoruz ve mutlaka olmazsa olmazımız ülkemizi gelecek kuşaklara taşımak için de doğaya, çevreye saygılı insanların Memleket Partisi'nde yer almasını istiyoruz. Biz bu 6 temel ilke üzerine kurulmuş bir partiyiz öncelikle. Bunun yanında bizim önceliklerimizden biri de şu. Biz anayasanın ilk 3 maddesini tartışmaya açmıyoruz. Nedir anayasanın ilk 3 maddesi? Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğunu tartışmaya açmayacağız. Türkiye Cumhuriyeti'nin dilini, dinini, bayrağını, başkentini tartışmaya açmayacağız. Eğer bu 3 maddeyi tartışacak bir yapılarla da Memleket Partisi'nin bir arada olabilme şansı da yoktur. Biz bunları öncelikli, az önce sizin dediğiniz konuyla da bağlantılı evet. Bir husustur bu. Yine Lozan'ı bu ülkenin bir tapu senedi olarak görüyoruz. Biz bunları tüzüğümüze taşımış bir partiyiz. Biz ana vatan, yavru vatan, mavi vatan, gök vatanın bir bütün olduğunu, parçalanamayacağını, birbirinden ayrı şekilde düşünülmeyeceğini söyleyen bir partiyiz. Bu nedenle ülkemizde özellikle işte Libya, Suriye politikalarında bu gözle bakıyoruz. İşte mavi vatan olayında eğer şu anki AK Parti hükümeti doğru yapıyorsa ya da Tayyip Erdoğan doğru bir şey söylüyorsa onu destekleriz. Doğruysa destekleriz. Sırf ona karşı olmak için farklı bir noktada olmayız. Ama bazı partiler sadece karşı olduğu için ülkenin menfaatlerine olan bir durumda dahi farklı bir görüş bildirme ihtiyacı hissediyorlar. Kaldı ki bizim az önce söylediğim gibi önceliklerimizden biri ve mutlaka tam bağımsız bir Türkiye'yi de tabii ki kurmayı amaçlıyoruz. Bugün baktığımızda Türkiye'nin tam bağımsız olmadığını aslında az çok herkes biliyor. Özellikle ekonomik anlamda. Memleket Partisi Milletvekili Mehmet Ali Çelebi mecliste yaptığı konuşmada aslında bunu çok güzel özetledi. Bizim CHP'den neden ayrıldığımızı tezkereye hayır verildikten sonra herkes daha iyi anlamıştır dedi. Fakat başkanım sizin biraz önce işte teröre yüksek sesle hani karşı durulması gerektiği noktasında örneğin çok dikkatimi çekiyor. Ben genelde siyasetçilere de bunu sorarım. HDP milletvekilleri, HDP üst düzey yöneticileri Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli günlerinde, örneğin 29 Ekim'de Anıtkabir ziyaretine katılmıyor. Diğer önemli günlerine katılmıyor. Yani resepsiyonlara katılmıyor. Türkiye Cumhuriyeti ile sorunu olanlarla Türkiye'deki siyasilerin mutlaka yan yana gelmemesi gerekirken bir tavır var HDP'den. Yani 29 Ekim'de, 10 Kasım'da önemli günlerde, Cumhuriyet'in önemli günlerinde Atatürk'ün Anıtkabir'ine gitmemek için tavır takınan, bu konuda tavrını belli eden bir siyasi anlayışla yan yana gelip ya da onların oyuyla Türkiye'de iktidar olmayı hedefleyen bir muhalefet, özellikle tezkereye hayır diyen CHP ana muhalefet partisinin lideri yaptığı açıklamalar, bu konularda hassas olan Türkiye toplumunun, yani iktidar olabilmek için muhalefet tarafının iktidardan oy alabilmesi lazım ki bloku genişlesin, iktidar olsun. Bu hassas konularda böyle davranırsa muhalefetin bir kanadı, yani buradan muhalefet de daha önce AK Parti'nin 2002'de iktidara gelirken iktidardaki bütün partilerin sıfırlanarak yerine AK Parti'nin geldiği gibi
Memleket Partisi bu anlamda ben şanslı görüyorum. Yani muhalefet de bu seçimlerde bu tavrından dolayı tamamı Memleket Partisi'nde birleşecek gibi geliyor bana. Benim böyle bir algılarım var. Sezinliyorum böyle bir havayı. Siz ne dersiniz bütün bunlar için? Şimdi tabii Türkiye'de kurulu siyasi partiler Türkiye'nin tamamına ilişkin çözüm önerilerini üretmeli. Yani bir, az önce ne dedik? Din, dil, ırk, mezhep, cinsiyet siyaseti doğru bir siyaset değildir. Belirli bir bölge insanına yönelik siyaset doğru değildir. Biz 80 milyonsak nüfusumuz buysa buradaki herkesi kapsayacak siyaset üretmek zorundayız. Doğuda yaşayan insanlarımız için de, batıda yaşayan insanlarımız için de. Şimdi HDP tabii ki bu konuda biraz... Mesela 29 Ekim'e niye Anıtkabir'e gitmez? Yani Türkiye'nin tamamına ilişkin bir siyaset üretirse Türkiye Partisi olabilir. Aksi halde belli bir bölgenin partisi olmak durumunda kalır. Ve bu da az önce söylediğimiz eleştirilere maruz kalacaktır bu durumda da. Şimdi niye hani katılmazlar? Aslında onlara sormak lazım. Şimdi ben onun cevabını verebilme şansına Cumhuriyetin sahip değilim. Cumhuriyetin temel ilkelerine, kuruluş felsefesine karşı oldukları açık ve net. Evet, maalesef ülkemizde şimdi bazıları bunu açıktan yapıyor. Bazıları da gizli bir şekilde yapıyor. Yani AK Parti de zaman zaman tamamını, bütün siyaseti AK Parti, CHP, MHP evet, ayırıyorum yani, ben. İşte bunlara bir tepki kutlamalarda olsun, kutlamaları olsun geçiştirir gibi bir kutlamalar haline dönüştü. Bir bayram havası kalktı. İşte 29 Ekim kutlamalarını görüyoruz. Pankartlar asılıyor belediye tarafından, Türkiye'nin Bursa'nın en büyük belediyesi tarafından. Atatürk'ün portresi yok içinde. Ne anlamı yani, var? O zaman işte HDP'yi katılmadı diye eleştirirken AK Parti'yi de gerçekten gönüllü katılmadığı yönünde eleştirmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Bu Mustafa Kemal Atatürk'e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hepimiz sahip çıkması gerekiyor. O yüzden biz diyoruz ki biz Atatürk'ü tartışmayız. Biz Atatürk'ün ilke ve inkılaplarını tartışmayız. İşte Genel Başkanımızın söylediği gibi bizlerin de ayrılma noktası aslında biraz da buydu. Cumhuriyet Halk Partisi 1923 yılında, yani 98 yıl önce kurulduğu ilkelerinden, hedeflerinden ve amaçlarından uzaklaşmış durumda. Ondan farklı bir siyaset yoluna girmiş durumunda. Bugün evet, bu bize göre Tayyip Erdoğan gitmeli. Biz bu konuda netiz. Ama o gitsin diye de illa da çok farklı yanlış işler yapmak durumunda da değiliz. Bunu başka şekilde de Tayyip Erdoğan kaybedecektir. Ve bu dönemde ittifakların daha şimdiden konuşulması, ittifakların şimdiden aday belirleme içinde olmalarına doğru bulmuyoruz. Çünkü daha seçime normalde 2023 biliyorsunuz. Yaklaşık 2 yıl bir süreç var. 2,5 yıl bir süreç var. Şimdi eğer bir erken seçim olacaksa, seçim kararı alındıktan sonra bununla ilgili partiler kendi adaylarını belirler, kendi adaylarıyla seçime gider. Ha, ittifak olanlar da yine ortak bir aday belirleyebilirler. Bunda da bir sakınca yok. Ama şu an daha seçime bu kadar varken, seçim kararı alınmamışken partilerin Cumhurbaşkanı adayı belirleme, hatta ortak aday belirleme çalışmaları seçime katılımı düşürür. Muhalif partilerin çalışma motivasyonunu da düşürür. Tabii ki yani partilerin de, şimdi partiler niye kurulur? Bir siyasi parti İktidar olmak için. Tüzüğündeki ve programındaki hedefleri, amaçları ve planları ve programları dahilinde iktidar olmak için. Kendi düşüncesinin bu ülke yönetimine hakim olması için kurulur. Ama bakın işte en temel konuda, yani tezkere konusunda bile Millet İttifakı diye kendilerini o bölüm içinde ayırmış partiler tezkerede bile farklı oy kullandı. Peki bunu nasıl anlatacaksınız? Yani yarın öbür gün ortak bir cumhurbaşkanı adayı çıkmış olsa
Mecliste hangi oyu kullanacak bu partiler yine aynı tezkere gelmiş olsa? Biri öyle biri böyle mi kullanacak? Bir de Sayın Başkanım, ben aday değilim diyen siyasi parti genel başkanlarının çok olduğu yerde yani böyle bir siyaset anlayışı olur mu? Ben Sayın Genel Başkanımız Muharrem İnce'nin en çok hoşuma gittiği sözlerinden bir tanesi, bir siyasi partinin genel başkanı ben adayım demeli der ve doğru söylüyor. Doğal adayıdır der. Cumhurbaşkanı doğal adayın o partinin doğal cumhurbaşkanı adayıdır der. Ancak işte geçmişte bir parti hiç kendi parti üyesi olmayan bir adayı bile aday gösterdi. Ve bütün parti, kamuoyu ve ülke şokta o adayı gösterdiğinde. Dolayısıyla parti kendi, madem bugün başkanlık sistemi var, beğeniriz beğenmeyiz. Evet, beğenmiyoruz, eleştiriyoruz. Doğru. Biz yine parlamenter sistemin, bu ülkenin doğru yönetim sistemi olduğunu düşünüyoruz. Bizim fikrimiz bu yönde. Ancak beğensek de beğenmesek de madem bir başkanlık sistemi var, o zaman bu oyunu kuralları içinde oynayacağız. Ve biz de kendi adayımızı, partimizin en doğru temsilcisi, partimizi en iyi tanıyan, hatta bu dönemde tabii partinin kuruluşunda görev yapan, kuruluşunda genel başkanı olan genel başkanımızı cumhurbaşkanı adayı göstermeyi düşünüyoruz. Ama Memleket Partisi diğer partilerden çok farklı bir parti. Tüzüğümüzde... Başkanım, dilerseniz programımızın son 5 dakikasına giriyoruz. Tamam. Son olarak Memleket Partisi ile genel olarak söylemek istediklerinizi toparlayarak programımızı bitirelim. Tamam, aslında son olarak neler söylersiniz? Tam o bölüme girmek istiyordum. Memleket Partisi'nin tüzüğü incelendiğinde bugün Türkiye'deki kurulu siyasi partilerin en demokratik olanıdır. Nasıl en demokratik olanı? Bir kere genel başkan partinin üyelerinin tamamının katılımıyla belirleniyor bizde. Bütün üyelerimiz ki bu kurultaydan önce genel başkanımız Muharrem İnce adaydı ve 12.730 üyemiz, o tarihteki 12.730 üyemiz ilçe başkanlıklarında kurduğumuz sandıklarda tercihlerini yaparak genel başkanımıza oy verdi ve genel başkanımız bu oylarla aday oldu ve kurultayda genel başkan seçildi. Tabii ki kuruluş aşamasında, partinin ilk aşamasında Muharrem İnce çıkacaktır buradan. Bu doğaldır. Ancak 2 sene sonra, 4 sene sonra, 6 sene sonra yapılacak seçimlerde de bir başkasının da genel başkanlığa aday olduğunu düşündüğümüzde o kişi de yine diğer adaylarla birlikte bütün partilerin oylarıyla belirlenecektir. Yani biz partiyi 1000 tane kurultay delegesine teslim etmeyeceğiz. Çok biz 1000 tane beklentisi olan, milletvekili olmak isteyen, belediye başkanı olmak isteyen, il başkanı, ilçe başkanı olmak isteyen 1000 tane delegeye bu partiyi teslim etmeyeceğiz. Bu partinin bütün üyeleri genel başkanın seçilmesinde söz sahibi. İki, cumhurbaşkanı adayımızı da aynı şekilde hem partili olma zorunluluğu getirdik, hem de cumhurbaşkanı adayını da yine bütün partilerin oylarıyla belirleyeceğiz. O yüzden bugün Muharrem İnce genel başkanımız ancak cumhurbaşkanı adayı konumunda olabilir. Aday olmak istediğinde partinin yetkili kurullarına başvuracak ve diyecek ki ben cumhurbaşkanlığına aday adayım diyecek. Ben de aday adayı olabilirim. Bir başka arkadaşımız da cumhurbaşkanlığına aday adayı olabilir. Ve yine aynı şekilde Türkiye'deki bütün ilçe örgütlerimizde o gün bütün üyelerimizle birlikte biz cumhurbaşkanı adayımızı belirleyeceğiz ve adayımız buradan çıkacak. Bu hiçbir partinin tüzüğünde yok şu an. Bunun yanında ön seçim bizim önceliğimiz. Yine ön seçim olacak. Ve fermuar sistemi dediğimiz kadın erkek eşit sayıda adaylarımız belirlenecek. Yani birinci sırada bir kadın varsa milletvekili seçiminde, ikinci sırada bir erkek, üçüncü sırada bir kadın, dördüncü sırada yine bir erkek olacak. Bazı partilerin cinsiyet kotasıyla elde etmeye çalıştığı bu eşitliği diyelim, o da kısmen eşitlik olabiliyor ama biz tam eşit haline getirmiş durumdayız ve fermuar sistemiyle tüzüğümüzü buna
dahil etmiş ve işlemiş durumdayız. Bu nedenle görüldüğünde, bakıldığında, incelendiğinde Memleket Partisi'nin gerçekten bu Türkiye'nin şu an için siyasi partilerinin yasasının bazı zorlamalarına rağmen, ki genel başkan bunu her yerde söylüyor, evet bu ülkede anayasa değişmeli, anayasada bazı hükümler değişmeli ki geçmişten bu yana 82 anayasası defalarca kez değişti ama siyasi partiler yasası da değişmeli. Artık genel başkanların hakimiyetinden partiler koparılmalı, üyenin hakim olduğu, üyenin söz sahibinin olduğu, üyenin sözünün Ankara'ya ulaştığı bir yapı haline dönmeli ve böylece de bu siyasi partiler yasasının değişmesi de bir öncelik olarak karşımızda duruyor. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Bursa Uludağ TV izleyicileri, bugünkü konuğumuz Memleket Partisi İl Başkanı Sayın Avukat Güner Aklandı. Bir başka programda yine bir başka siyasetçimizle görüşmek dileğiyle burada herkese hayırlı akşamlar diliyoruz.